Birleşmiş Milletler raporlarına göre İsrail güçleri 2022 başından 26 Haziran'a kadar Filistin topraklarını yaklaşık 1600 kez baskın düzenledi. Bu baskınlarda 60 Filistinli hayatını kaybetti. Yaklaşık 6000 Filistinli yaralandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Perşembe sabahı Twitter'da işgal altındaki topraklarda Siyonist rejimi cinayetlerinin tırmanmasına atıfta bulunarak, Batılı hükümetleri açık gerçekleri inkar etmek yerine Filistin halkının insan haklarını desteklemeye çağırdı. 70 yılı aşkın süredir mazlum Filistin halkının hakları Siyonist işgal rejimince ayaklar altına alınmaya devam ederken, terör rejimi İsrail bu süreçte Filistin halkına karşı en vahşi cinayetleri işlemiştir. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Twitter'da çok sayıda resmi uluslararası belge ve rapora ve insan hakları örgütlerinin sayısız raporuna göre Siyonist rejimin bir apartheid rejimi olduğunu ve elinin soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı cinayetlere tamamen bulaştığını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Batılı devletlerin açık gerçekleri inkar etmek yerine Filistin halkının haklarını desteklemesi gerektiğini bildirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İsrail ilişkilerinin İsrail ile başı İshak Herzog ve İsrail Başbakanı Yair Lapid'in Türkiye ziyaretlerindeki temaslarında mutabık kalınan çerçevede ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Dün açıklanan karşılıklı olarak Büyükelçi atama kararına değinen Erdoğan, yeni Büyükelçi'nin atanması konusunda gerekli adımları en kısa sürede atacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İsrail arasında işbirliği ve diyaloğu sürdürülebilir bir zeminde ve karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde geliştirilmesini desteklediğini dile getirdi. Edirne'de Kapı Kule sınır kapısında düzenlenen operasyonda bir tırda 15 kilo 250 gram kokain ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri durumundan şüphelendikleri bir tırda Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla arama yaptı. Aramada stepne içerisine gizlenmiş 15 kilo 250 gram kokain ele geçirildi. Ordunun Fas ilçesinde 120 komando Suriye görev gücünde görev almak üzere gönderildi. Son zamanlarda Türk makamlarından Suriye'de barış ve istikrarın gerekliliği konusunda çelişkili açıklamalar durulmakta. Bu bağlamda Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir kez daha Suriye'de barış ve istikrar hakkında konuşurken haber kaynakları Ankara'nın Suriye topraklarına yakın bir askeri saldırıya hazırlandığını bildiriyor. Çavuşoğlu geçen hafta Suriye hükümetinin muhalif gruplar arasında anlayış çağrısında da bulundu. Ancak bu açıklamalar Türk kuvvetlerinin Suriye'nin Rif, Halep, Cerablus kenti çevresindeki sınır kasabalarındaki camilerde hoparlörlerle vatandaşları uyardığı sırada geliyor. Türkiye ordu güçleri Suriye'nin kuzeyindeki yasa dışı askeri operasyonların devamında 4 PKK YPG'linin öldürüldüğünü bildirdi. Türkiye ordusunun Suriye'nin kuzeyine yönelik yasa dışı saldırılar devam ederken Suriye halkı ve hükümeti ve uluslararası toplum defalarca Türkiye'nin saldırılarını kınamış, bunu Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak nitelemişlerdir. Anadolu Haber Ajansı'na göre Türkiye Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada silahlı kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde barış fanları olarak bilinen harekat alanında 4 PKK YPG'liyi öldürdüğünü duyurdu. Bu arada Savunma Bakanlığı Urfa sınır karakolunda 2 askerin ölmesinin ardından belirlenen hedeflerin vurularak 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Irak Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Irak Parlamentosu Başkanı bu ülkenin bazı partileriyle birlikte yaptığı açıklamada Irak'ın mevcut krizden çıkması için bu ülkede sahadaki herhangi bir gerginliğin Iraklı taraflar arasındaki gerginliğin durdurulmasının gerekliliğini vurguladı. Irak'ta yaşanan siyasi krizi aşmak için siyasi partiler erken seçime gidilmesi için anlaştı. Toplantıya Sadr grubu katılmazken Birleşmiş Milletler Irak misyon temsilcisi Dün Henis Blavşart ile Cumhurbaşkanı Berhem Salih katıldı. Irak Başbakanı
Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada toplantıya katılan tüm tarafların ülkenin çıkarını ön planda tutarak huzur ve istikrarın sağlanması konusunda hemfikir oldukları belirtildi. Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir